Birliğin köklerinden biri u'dur. Buna göre çarpımın sonucu kaçtır? Şimdi dörtlü çarpım var. O zaman şu dıştakileri bir çarpalım. Şu da içtekileri bir çarpalım. Dıştakilerini çarparsak ne olur? U kare eksi 3 u olur. Şu içtekileri çarparsak ne olur? U kare eksi 3 u artı 2 olur. İsterseniz şöyle yapalım. Denklemlerinden köklerinden biri uymuş. O zaman bu u denklemi sağlar mı? Sağlar. U kare eksi 3 u artı 1 neye eşit? 0'a eşit. Şurada da ne var? Artı 4'ümüz var. Şimdi şununla şunu kıyasladığımızda şu şunun nesi olmuş oluyor? Eğer buna mesela t dersek, gerçi t'nin 0 olduğunu bulduk. Burası ne olur? T eksi 1 olur. Şurası ne olur? T artı 1 olur. Şurada da ne var? Artı 4 var. Buradan devam edelim. Bu eşittir diyelim. Burası nedir? T kare eksi 1'in karesi. Yani 1 artı 4'tür. Şimdi t dediğimiz şey 0. O zaman t kare de nedir? 0'dır. O zaman burası 0. O zaman eksi 1 artı 4 daha 3 yapar. D seçeneği. Px bir polinom olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre toplamın sonucu kaçtır diyor. Şimdi şurada bir polinomumuz var. Şurada da çarpım halinde. O zaman şu polinom şunun nedir? Sıfırlayanıdır. Yani x yerine u yazdığımızda şuraya ne eşit olacak? Sıfıra eşit olacak. Yani u kare eksi 6 u eksi 4 eşittir. Sıfıra eşit. Şimdi u kare eksi 4 eksi 6 u'yu bu tarafa atarsak 6 u olur. Ne yapalım? Her iki tarafı u'ya bölelim. Her iki tarafı u'ya bölüyorum. O zaman u eksi 4 bölü u eşittir 6 olacak. Şimdi ne yapalım? Her iki tarafın karesini alalım. Yani şuranın da karesini alalım. Şuranın da karesini alalım. Bu ne olur? Birincinin karesi şu. İkincinin karesi şu. Birinci yani şu ifadeye t dersek yani birincinin karesi ikincinin karesi t'yi verdi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Şunlar gidecek. İki katı ne olacak? Eksi 8 olacak. Burası da ne olacak? 36 olacak. Ben neyi arıyorum? T'yi arıyorum. O da nedir? 44'tür. E seçeneği. Karmaşık sayısı veriliyor. Buna göre kökleri olan ikinci derecede denklem aşağıdakilerden hangisidir? Z'nin eşleniği nedir? 2 eksi 3 i'dir. 3 katını istiyor. O zaman 3 katı nedir? 6 eksi 9 i'dir. 7 ile toplarsam o zaman bu birinci kök ne olur? 6 eksi 2 i olur. Gelelim ikinci köke. 3 katını alacağım. 6 artı 9 i. Eksi 7 ile toplarsam 6 artı 2 i olur. Kökler toplamı ne olur? 12 olur. Zaten kökler toplamı 12 olan bir bu var. Zaten kökleri çarparsanız da onun da 40 olduğunu göreceksiniz. Doğru cevap D seçeneği. U ve V birer gerçel sayıdır. İkinci dereceden denklemin diskriminantı delta'dır. Kökleri budur. Denklemin kökler çarpımı nedir diyor. Şimdi kökler toplamı nedir? İkisini toplarsak 2 teta'dır. Peki kökler çarpımı nedir? Teta cinsinden ne oldu? Teta kare eksi 4'tür. Kökler toplamı bu. Kökler çarpımı bu. Şimdi bir de şuradan bakalım kökler toplamına. 2 teta eksi b bölü a'dan nedir? U'dur. Peki kökler çarpımı nedir? Delta kare eksi 4 eşittir b'dir. Yani bana niye soruyor? Bu denklemin kökler çarpımını soruyor. Yani neyi soruyor? V'yi soruyor. Yani diskriminantın karesini, diskriminantı bulursak aslında soruyu ne yapmış olacağız? Çözmüş olacağız yani. O zaman diskriminantına da bir yazalım. Diskriminantı nedir bunun? B kare. B kare nedir? Onun karesi eksi 4 çarpı a'mız var. Bir de neyimiz var? B'miz var. Başka ne yapabiliriz? Kökler toplamını yaptık. Bunları yaptık. Şimdi delta gördüğümüz yere u bölü 2 yazarak devam edelim. Şurası ne olacak? U bölü 2 olacak. Şurası ne var? U kare var. Şurada ne var? 4 var. V dediğimiz şey ne? D kare eksi 4. O zaman bunun u bölü 2 idi. O zaman bu ne olur? U kare bölü 4 olur. O zaman şuraya ne yazacağım? U kare bölü 4 yazacağım. Eksi 4 yazacağım. Şimdi şu 4'ü dağıtırsam şununla şu sadeleşir mi? Sadeleşir. O zaman şurada u bölü 2 var. Şununla şu sadeleşirse bunlar gidecek otomatikman. Bunlar gidecek. O zaman burada geriye ne kalacak? 16 kalacak. O zaman u'muz ne? 32. U 32 ise delta nedir? Şuradan yerine koyduğumuzda 16'dır. Ben zaten neyi arıyordum? 16'nın karesi 256. 256 eksi 4'ten 252 B seçeneği. Px polinomunun ile bölümündeki bölüm Qx kalan 8x eksi 3'tür. Buna göre Px polinomunun x artı 2 ile bölümündeki bölüm ile kalanın toplamı kaçtır diyor. Ne yapalım? Şunu çarpanlarına ayıralım. Eksi 9'a 2 çarpımı toplam buraya veriyor. Px ne olur o zaman? Şöyle düzenleyelim. X eksi 9 x artı 2 ile böldüğümüzde bölüm neymiş? Qx'miş. Kalan da neymiş? 8x eksi 3'müş. Şimdi ne yapıyorum px'i? X artı 2'ye bölüyorum. Şuna bölüyorum. Buna bölersem şuradaki ifadeden ne olacak? Bölüm şu gelecek. Yani
x-9 artı qx kesinlikle bir gelecek zaten. Sonra şuradan da bir şeyler gelecek yani şuna böldüğümüzde. Yani 8x-3'ü x artı 2'ye böldüğümüzde 8 defa var. 8x artı 16. Buradan da ne gelecek? Bir 8 gelecek. Bir de 8 sayımız gelecek. Onu da ilave edelim. Kalan ne? Kalan da eksi 19. Bir de kalanımız var. Eksi 19 gelecek. Kalanı da toplayın demiş. O zaman burayı toplarsam ne olacağım? Bu eksi 11 olacak. X eksi 9 çarpı Qx. Yani doğru cevap ne olacak? A seçeneği olacak. Karmaşık sayılarda tanımlı f fonksiyonu şeklinde veriliyor. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi ne var şöyle? F1'i yazmamız istiyor. F1'i yazarsak ne olur? X yerine 1 yazarsak o zaman burası 2 olur. Hep bir fazlası olacak. Sonra x yerine 1 yazdığımızda 1'in karesi i olacak. Sonra 2 yazdığımızda ne olacak? 3 olacak. Pay kısmını düşünüyorum. Sonra ne olacak? 2'nin karesi i olacak. Sonra nokta 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 10 yazdığımda ne olacak? Burası 11 olacak. Şurası da ne olacak? 10'un karesi i olacak. Şimdi isterseniz şu sayıları bir toplayalım. Bir de şunları toplayalım. Burada kaç tane var? 10 tane var. Bunun aritmatik ortalaması nedir? 11 ile 2'yi topluyorum. 13. 2'ye bölüyorum. Yani buradan gelen sayılar, şu sayılar ne olacak? 65 olacak. Onu bir yazayım. Şu 65'i yazdım. Peki şurası ne olacak? 1'den 10'a kadar olan sayılar. İsterseniz orayı da i parantezinde yazalım. Kuralımız da şuymuş. Yani ne? 10. O zaman ne yapıyorum? 10 yazıyorum. 10'un bir fazlası 11. 10'un iki katının bir fazlası 21. Bunu ne yapıyorum? 6'ya bölüyorum. 3 ile sadeleşti 7. 3 ile sadeleşti 2. Şuna da şu sadeleşti. Buradan ifade ne oldu? 65 artı 5 çarpı 77i bölü bir de neyimiz var? 5'imiz var. O zaman bu ne oldu? 13 oldu. Şunu da şu. Şunda da şu sadeleşirse 13 artı 77i oldu. C seçeneği. Z1 ve Z2 karmaşık sayıları verilmiş. Alfa bölü beta oranı soruluyor. Şimdi tanjant alfa nedir? Ona bir bakalım. Oradan başlayalım. Bu tanjant alfa 12 bölü 5'tir. Tanjant beta nedir? Ona bakalım. O da 12 bölü 18'dir. Şu sadeleşiyor. Şuradan gidelim. 6 ile sadeleşirse 2 bölü 3. Şimdi tanjant beta bu da şeyi merak ediyorum. Tanjant 2 beta nedir? Ona bir bakalım. O zaman ne olacak? 2 çarpı 2 bölü 3. 1 eksi 2 bölü 3'ün karesi. Yani 4 bölü 9. Yani şurası ne olacak? 4 bölü 3 olacak. Şurası da ne olur? 5 bölü 9 olur. Şimdi şunlar sadeleşir. Şu 3 kalır. Buradan ne olur? 12 bölü 5 olur. Neyi elde ettim? Şunu elde ettim. Ha, o zaman nedir? Alfa nedir? 2 betaya eşit. O zaman alfa yerine 2 beta yazarsam 2 beta bölü beta'dan ne olur? 2 olur. B seçeneği olur. Alper katsayıları birbirinden farklı. Denklemi çözerken diskriminantı olarak hesaplamış fakat denklemin köklerini doğru bulmuştur. Buna göre Alper'in çözdüğü ikinci denklem denklemlerinden hangileri olabilir diyor. Şimdi o zaman ne olacak? Delta'yı yanlış hesaplamış. Delta'yı bir Alper gibi hesaplayacağız. Bir de akademik olarak hesaplayacağız. Birinciden başlayalım. 3'ün karesi nedir? 9'dur. Eksi 4 çarpı A çarpı C. Bu da nedir? Eksi 11'dir. Bu 8, 88. 88'de 9'u toplarsam ne olur? 97 olur. Peki Alper nasıl hesaplamış? R kare demiş. Yani 11'in eksi 11'in karesini almış. 121. Eksi 4 demiş. Sonra P'miz kaç? 2. Q da kaç? Q'yu ortadaki sayımız o da nedir? 3'tür. Şimdi buradan ne oldu? 121. Burası ne var? 4 kere 2. 8, 24. Yani bundan bunu çıkaracak. Çıkardığında nedir? 97. O zaman bu olabilir. Şimdi buna bakalım. Bunun ikincisinin deltasına bakalım. Yani 1 olacak. 1 olacak. 2'ye bakalım. Şimdi 2'nin deltası nedir? B kare. Yani 4 eksi 4 çarpı A çarpı C. Zaten ikincisinin şeyi yok yani. Reel kökü yok yani. Hani buradan kök gelmez. 2 olmayacak. 2'yi iptal ediyorum. O zaman doğru cevap sadece A seçeneğidir. Aşağıda verilen cetvelle ilgili bilgiler şu şekildedir. 8 eş parçaya ayrılmıştır. Sol uç P artı 1, sağ uç 2P kare artı 10 sayısını göstermektedir. Buna göre Q tam sayısı kaçtır diyor. Yani şurada kaç mesafe var? 3 mesafe var. Yani 13'ten bunu çıkarırsam eksi P eksi 1 bunu 3'e bölelim. Yani bir parça eşit olacak. Gene aynı şekilde şundan şunu çıkaralım. Bundan bunu çıkardığımızda 2P kare eksi P ondan da 1 çıkarırsam 9. Bunu kaça böleceğim? 8'e böleceğim. Bunlar aynı sonuçları vermek zorundadır. O zaman şöyle işler dışlar çarpımı yaparak devam edeyim.
6p kare eksi 3p. 3 kere 9 27. 13'ten 1 çıkarırsam 12. 8 ile 12 çarparsam 96 eksi 8p. Bunu düzenleyeyim şimdi. Şuradan ne olacak? 6p kare olacak. Şurada artı 5p olur. 96'dan 26'yı çıkarırsam 70 eksi 69 eşittir 0 olur. Şu 6'ya 1 olsa, şu da 23'e eksi 3 olsa. Çarpımı mı? Çarpımı mı? Buradan ne oluyor? Eksi 18. Buradan 18 oluyor. Şu p, şu p. P tam sayı olması gerektiği için o zaman şuradan şu kökü alacağım. P 3 diyeceğim. P yerine 3 yazalım. P yerine 3 yazarsak burası 4 olacak. Şimdi 13 olmuş. 13'ten 4'ü çıkarırsam ne olur? 9 olur. O zaman demek ki 3'er 3'er artmış. O zaman 3'er 3'er artmaya devam ederse ne olur? 13, 6 daha 19 olur. B seçeneği. Aşağıdaki görselde dikdörtgen içinde yazılı polinomun sıfırları dikdörtgene bağlı kutuların içine yerleştirilmiştir. Px ve Qx polinomlarının baş katsayıları aynıdır. Dereceleri de aynı. Bunun 3 katından bunun 4 katını çıkardığımızda bu sefer bunların sıfırlayanları da ABC oluyormuş. Bunların sıfırlayanların toplamını istiyor bizden. Şimdi baş katsayıları aynı ise Px'i yazalım. Px nedir? A x eksi eksi 4'ten burası x artı 4 olur. Şurası x eksi 1 olur. Şurası da x eksi 7 olur. Qx ne olur ona bakalım. Baş katsayılar aynı olduğu için A x eksi 1 x eksi 5 x eksi 7. Şimdi dikkat ederseniz A'lar ortak. X eksi 1 ile x eksi 7'ler ortak. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun 3 katını alıyoruz. Bunun da eksi 4 katını alıyoruz. Ve ondan sonra işleme tabi tutuyoruz. İşleme tabi tuttuğumuzda eksi A olur. X eksi 1, x eksi 7 aynı şekilde kalır. Yani buradan kökler gene birisi 1'dir, birisi 7'dir. Daha sonra üçüncü köke bakacağız. Üçüncü köke nasıl bakacağız? Şurada ne var? X artı 4'ümüz var. Şurada da ne var? X eksi 5'imiz var. Yani buradan bunu işleme tabi tuttuğumuzda bunun ne yapacağız? Bunun tabi 3 katını alacağız. Bunun da 4 katını alacağız. Aldığımız vakit ne olacak şurası? 3x artı 12 olacak. Şunun eksi 4 katını aldığımızda bu ne olacak? Eksi 4x artı 20 olacak. Yani buradan da gelecek olan kök eksi x'e ne olacak? 32 olacak. Yani buradan da ne gelecek? 32 gelecek. Bunların toplamını soruyor. Bunların toplamı ne yapar? 40 yapar. E seçeneği. Talha öğretmen derste ikinci dereceden denklemler konusunu anlatırken denklemin kökler toplamının eksi b bölü a olduğunu söylüyor ve öğrencilerden bunun ispatını yapmalarını söylüyor. Bunun üzerine Emir Talha öğretmenden söz istiyor ve tahtada adımları aşağıda verilen işlemleri yapıyor. İkinci dereceden bir denklem olsun. Her tarafı a'ya bölebilir miyiz? Zaten a sıfırdan farklı olduğu için bölünebilir. Sonra birinci adımda bir sıkıntı yok. İkinci adıma bakıyoruz. X kare ne yapmış? B kare eksi 4a kareyi ilave etmiş, çıkarmış. Şurayı da 2 ile genişletmiş. Burada da bir sıkıntı yok. Burada bu ifadeyi tam kare haline getirmiş şurayı. Şurada da bunları eşitliğin sağ tarafına atmış ve 4a ile genişletmiş. Burada üçüncü adımda da sıkıntı yok. Burada b kare eksi 4ac'ye delta diyelim demiş. Burada da sıkıntı yok. Her iki tarafın kare kökünü alırsak bir artılı bir eksili gelir. Burada da sıkıntı yok. Bulduğumuz bu değerler kök değerleridir. Kökler toplamı da topladığımız vakit eksi b bölü a olur. Emir'in yapmış olduğu ispat hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İspat doğrudur. A seçeneği. Px polinomunun derecesi 3'müş. X artı 2 bölümünden kalan 4'müş. O zaman p eksi 2 nedir? 4'tür. P 3 nedir? 9'dur. Buradan yazıyorum. P 4 nedir? 16'dır. P eksi 1 nedir? 41'dir. Üçüncü dereceden ise o zaman ne olacak? AX küp artı BX kare artı CX artı D şeklinde olacak. Bize neyi soruyor? P 0 soruyor. Yani aslında neyi soruyor? D'yi soruyor. Aslında neyi soruyor? U'yu soruyor yani. U dedi de D. Şimdi yazalım. Şimdi o zaman X yerine ne yazacağız? Şuradan başlayalım. X yerine eksi 2 yazarsak. O zaman eksi 2'nin kübü eksi 8. Eksi 8A artı 4B eksi 2c artı d neye eşit? 4'e eşit. 3 yazarsam ne olur? 27a 3 yazıyorum. 9b 3 yazıyorum. 3c artı d. Bu da neye eşit? 9'a eşit. Şimdi ne yazıyorum? 4 yazıyorum. 4 yazarsam 4'ün kübü 64a. 4 yazarsam 16b. 4 yazarsam 4c artı d. Bu da neye eşit? Bu da şuradan 16'ya eşit. Gelelim eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazarsam eksi a artı b eksi c artı d. Bu da neye eşit? 41'e eşit. Şimdi birinci satırı 2 ile çarpalım.
Üçüncü satırla toplayalım. Ne elde edeceğiz bir bakalım. Yani 64, 16'sı yok. O zaman 48A olur. 3 kere 16, 48. 48. Yani bunu 3. satır pardon topluyorduk. 3 ile çarpmıyorduk. 2 kere 4, 8. 16 daha 24B. Şurada ne var? Ha C'ler gitti. Bu iyi oldu. C'lerin gitmesi. Şurada D var. Şurada 2D var. O zaman şurada da 3D var. 2 kere 4, 8. 16 daha ne yapar? Buraya 24 olur. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ise ikinci satırla dördüncü satırın şunun 4 katına, 3 katına alalım. Şunun 3 katına alalım. Şunu 3 ile çarpalım. Bunu ikinci satırla yani şu satırla toplayalım. Şununla şunun arasında işlem yapalım. Şimdi 27 eksi 3A daha. Burası ne olacak o zaman? 24A olacak. Şimdi 9B 3B daha 12B olacak. Şimdi bu 3C eksi 3C. Aha, buradan da C'ler gitmiş oldu. İyi oldu. 3D 4 o zaman şurası ne olacak? 4D olacak. 4D. Şimdi 41 ile 3'ü çarparsam 123. 9 ile ilave edersem bu da ne olacak? 132 olacak. Şimdi C'lerden kurtuldum. Sonra ikinci satırı bu sefer eksi 2 ile çarpayım. Taraf tarafa toplayayım. Amacım ne? Bu sefer şunlar gitti. Şunlar gitti. Eksi 2, eksi 4, eksi 8, eksi 5D. Şimdi 132 ile ne yapmam lazım? 2'yi çarpmam lazım. Bu ne olacak? 4, 264 ama bu eksi 264. 24 yok. Eksi 240. Her iki tarafı 5'e, eksi 5'e bölüyorum. D ne olur? 48 olur. C seçeneği.